Herkese merhaba. Akıllı Parayla karşınızdayız. Ben Cumhur Örnek. Bugün Borsa İstanbul'a baktığımız zaman 100 endeksin 120 bin seviyesinin üzerinde işlem gördüğüne şahit olduk. Hacim yine hareketli. An itibariyle baktığımız zaman 19 milyar TL'lik bir hacim görüyoruz. Rakam ise son işlemler ise 119.500'den geçiyor. Ancak geçtiğimiz dönemde olduğu gibi yeniden bankacılık ve sınai endeksin farklı performansları olduğunu görüyoruz. Bankacılık endeksi an itibariyle yaklaşık olarak düne göre %1 daha aşağıdan işlem görüyor. Sınai endekse baktığımız zaman ise %0.5 artıda. Diğer ölçekte hisse senetleri özellikle Çin'de 7 gündür yükseliyordu. Bugün de yine Shenzhen 300 endeksine baktığımız zaman %1.7'lik yükseliş olduğunu görüyoruz. S&P 500'de 40 dünkü %1'in üzerindeki kayıpların ardından %0.2'lik bir artı var. Avrupa tarafında ise Eurostoxx vadelisi %0.6 aşağıda. Ana tartışma konularının içerisinde ABD ile Hong Kong arasında bu sefer para birimi üzerinden bir tartışma gidiyor. Dolayısıyla buradaki yaklaşım nasıl olacak? Piyasalar Hong Kong doları üzerinde şu aşamada ekstra bir baskı görmedi ama bundan sonra oluşur mu? Hong Kong ve Çin'in rezervleri böyle bir konuda, böyle bir kur atağı konusunda yeterli kalır mı? Bunlar önümüzdeki dönemde Hong Kong mevzu üzerinde bakılacak konular. Fed'in ikinci adamı diyebileceğimiz Clarida'dan önemli açıklamalar vardı dün. Bazı Fed başkanları Covid-19'un ekonomik faaliyet üzerindeki risklerini sıralarken eğer gerekiyorsa Clarida bundan sonrası için sözlü yönlendirme ya da varlık alımları ile ilgili daha önce attıkları adımları genişletebileceklerini söyledi. Bir diğer kıtaya geçtiğimiz zaman Avrupa'ya baktığımız zaman ise Avrupa'da Lagarde ise potansiyel olarak para politikasında değişiklik yapmayacaklarının sinyalini verdi. Dolayısıyla burada zaten fazla bir beklenti yoktu geçtiğimiz dönem içerisinde. Faizler -0.50'ye çekilip varlık alım programı genişletilmişti, hatta piyasa beklentisinde üzerindeydi. Lagarde bunun bir kez daha altını çizme gereği duymuş. İlk Türkiye'ye dönüp baktığımız zaman ise veri ajandası hafifti. Yalnız bundan sonrası için büyüme konusunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da belirtiyordu. Geçtiğimiz hafta Haziran ihracat verilerinden sonra da olumlu seyir olabileceği ile ilgili bundan sonrası için olumlu sinyaller aldıklarını söylüyordu. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyetleri gösteren ISO'nun imalat sektörü ihracat iklim endeksi geldi. Orada geçtiğimiz o Mart-Nisan'daki dipten sonra bir toparlanma yaşandığını gördük. 47,5 seviyesine geldi. Şimdi piyasadaki haber akışı böyleydi. Biraz sonra Ceren Dilekçi bizim için İngiltere'den son dakikalar var. Bir paket açıklanıyor ekonomiyi canlandırmak için. Onu anlatacak ama onun öncesinde bu sefer bir piyasa yorumu almak için her zaman olduğu gibi Norsiyem'e gidelim. Araştırma Birim Müdürü Tuğba Seviktekin karşında olacak telefon hattında. Düzeltiyorum Tuğba Özay. Şimdi bu konuyla ilgili olarak Tuğba, endekse bakıyorum 120 bin seviyesinde, altına bakıyorum 1800. Kalıcı olabilecek mi? Bundan sonrası için momentumun devam etmesini bekler miyiz? Merhabalar, iyi yayınlar Cumhur öncelikle. Aslında dün itibariyle bir işlem hacmi rekoru kırdık. Yaklaşık 35.1 milyar TL'lik bir işlem hacmi rekoru kırıldı. Şu an itibariyle de 19 milyar TL civarında bir işlem hacmimiz olduğunu görüyoruz. Son 3 haftalık döneme baktığımızda her geçen gün yeni rekorların tazelendiği günlerden geçiyoruz. Bunda tabii ki açılan yeni hesaplarının da payının olduğunu söylemek mümkün. MKK'nın verilerine baktığımızda bu yıl borsada 300 binden fazla yeni hesap açıldı. Aslında son birkaç gün itibariyle küresel piyasalarda satışların pandemide ikinci dalga endişeleri nedeniyle satışların ön plana çıkmasına rağmen bizim pozitif ayrıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bunun en büyük nedenleri arasında da bunu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bugün sabah saatlerinde 120 bin seviyesinin üstünü test ettik. Şu an kısmi olarak biraz satışlar ön plana çıkmış olsa da aslında hala ana trendin yukarı yönlü olduğunu söylemek mümkün. Hatırlarsak pandemi dönemi öncesinde gördüğümüz 124 bin seviyeleri vardı. Artık geldiğimiz noktada da bu seviyelere yaklaşmış bulunuyoruz. Diğer yandan ikinci bir rekor olan, borsa tarihinde ikinci bir rekor olan 2018 başında gördüğümüz 121 bin seviyeleri vardı. Şu an itibariyle ikinci rekor seviyesine yaklaştık. Bugünkü gördüğümüz 120 bin seviyesiyle. Tabii ki bunun kalıcı olup olmayacağı önümüzdeki günlerde küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi yerleşiklerin
taleplerinin devam edip etmesi de etmeyeceği etkili olacak. Burada baktığımızda endekste sektörel bazda ayrışmaların hala devam ettiğini görüyoruz. Özellikle bankacılık ve ulaştırma tarafı hala momentum kazanamadı. Banka tarafında Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Akbank gibi büyük ölçekli işletmeler. Diğer taraftan ulaştırma sektöründe Türk Hava Yolları, Pegasus, Tav, Çelebi gibi büyük ölçekli şirketlerde sektörel riskler nedeniyle hala baskının devam ettiğini görüyoruz. Bu negatif fiyatlanmanın bir süre daha devam edeceğini görüyoruz. Dün itibariyle GYO'lar ve Çimento ve Camş grubu hisselerinde bir moment kazandı. Aslında bu sektörel ayrışma hala devam ediyor. Özellikle emlak konut 1.98 milyar TL'lik hacmiyle dün endekste en fazla işlem gören şirket oldu. Burada tabii hükümetin uzun zamandır sektöre olan teşviklerinin de etkilerinin görülmeye başladığını rakamlardan da görebiliyoruz. Bu noktada önümüzdeki günlerde sektörel dağılımlardaki farklılaşmaların devam edeceğini bekleyebiliriz. Endekste 120 binlerin destek olarak çalışmaya başlaması, yani 120 bin üstü kapanışlar itibariyle ilk etapta 123.500 seviyeleri önümüze çıkan ilk direnç olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde ise hala 117.500 seviyesinin altına inilmediği sürece endekste yükseliş trendinin devamını bekleyebiliriz. Diğer taraftan altından bahsettin. Altına da kısaca değinmek istersek, burada da aslında pandemi nedeniyle faizlerin düşük olması ve ikinci dalga endişelerinin ön plana çıkması da güvenli limana olan talebi artırdı. Özellikle altın destekli ETF'lerde talebin yüksek olduğunu görüyoruz. Sadece altın değil, diğer kıymetli metallerde, spot gümüş, platin gibi kıymetli metallerde de yukarı yönlü hareketlerin devamı söz konusu. Bugün itibariyle 1800 dolar üzerinde işlem görmeye başladı. Burada pandemiyle ilgili riskler kontrol altına alınmadığı sürece talebin devam edeceğini düşünüyoruz. 1800 dolardan destek bulunmaya devam ettiği sürece kademeli olarak 1820 ve 1850 dolar seviyelerini görmemiz önümüzdeki günlerde mümkün görünüyor. Tuğba, çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Piyasalarda dediğimiz gibi dolar endeksi 97 seviyesinde yatay, fakat emtia tarafında altında hareketlilik söz konusu. Hisse senetlerinde ise yükseliş. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından akıllı paraya devam edeceğiz. Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. İngiltere'nin de tıpkı diğer Avrupa ve dünya ülkelerinde olduğu gibi koronavirüsten sonra daralması bekleniyor. İlk çeyrek rakamlarına baktığımız zaman %1.7'lik bir daralma vardı. Finansal kriz içerisinde 2008-2009 döneminde de %6'ya yaklaşmıştı bu daralma. Şimdi bu konuyla ilgili olarak bugün İngiltere'de Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın Muhafazakar Parti'nin koronavirüsle ilgili önlem paketi stratejisini açıklayacaktı. Detayları almak için hemen Londra'ya gidelim. Temsilcimiz Ceren Dilekçi karşımda olacak. Ceren, hemen sözü sana veriyorum. Detaylarda ne var, manşetleri ne çıkartacaksın? Cumhur, İngiltere'de son dönemde yaşanan işten çıkarma dalgasının İngiltere'de büyük bir işsizlik krizinin oluşmasının önüne geçmek için İngiltere yeni adımları açıkladı. Az önce İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak yeni canlandırma paketini, yeni ekonomi paketini duyurdu. Aslında son dönemde çok sık yayınlarımızı aktarıyoruz. Çünkü İngiltere'de hükümetin sağladığı ücretli izin programından yararlanan vatandaşların sayısı 10 milyona yaklaşmış durumda. Ve toplamda 1.1 milyon şirketi kapsıyor bu yardımlar. Tabii bu programın hükümete maliyeti oldukça büyük. 30 milyar pound'a yakın ve Ekim ayı sonunda program sona erecek. Az önce de İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada Ekim sonuna kadar bu programı esnek ve kademeli bir şekilde sona erdireceklerini ve sonsuza kadar teşviklere devam edemeyeceklerini söyledi. Fakat herkese iş şansı vermek için elimizden geleni yapıyoruz dedi. Fakat şu anda İngiltere ekonomisinin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunun, en büyük problemin işsizlik sorunu olduğunun altını çizdi. İstihdam kaybı sorunu olduğunu belirtti ve İngiltere ekonomisini 2 ayda %25 oranında daraldığını söyledi İngiltere Maliye Bakanı. Tabii öne çıkan en önemli nokta yaptığı açıklamalarda 9 milyar sterlinlik istihdam koruma bonus planı açıkladı. Yani ücretsiz izne gönderilen çalışanların geri getirilmesi durumunda her çalışan başına hükümet şirketlere £1
bonus ödeyecek önümüzdeki dönemde. Bunun yanı sıra öne çıkan açıklamalara baktığımız zaman tabii son dönemde özellikle konut piyasası da zor günler geçiriyor İngiltere'de. Çünkü Mayıs ayında konut satışlarında biz %50 civarında düşüş yaşandığını görmüştük. Ve İngiltere'de konut fiyatları 8 yılın ardından düşüş göstermişti. Tabii konut alımlarını teşvik etmek amacıyla damga vergisini düşürdüğünü açıkladı. Daha sonra turizm sektöründe daralmanın çok ciddi boyutlara ulaştığını belirtti İngiltere Maliye Bakanı ve orada turizm sektöründe KDV'yi %5'e düşürdüklerini belirtti. Aynı zamanda restoranları, yeme içme sektörünü canlandırmak için hafta içi dışarıda yemek yeme ve restoranlardaki yapılan harcamalarda %50 indirim yapılacağını da altına çizdi. Çünkü İngiltere ekonomisine dair endişeler oldukça fazla. Bu yıl daralma oranının %15'e kadar yükselebileceğini bekliyor İngiltere Merkez Bankası yetkilileri. Mesela bugün İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisinden gelen açıklamaları takip ettik. Aslında İngiltere ekonomisine önümüzdeki dönemde yön verecek unsurun önümüzdeki dalgaların büyüklüğünün olacağını söyledi. Yani salgında ikinci, üçüncü ve dördüncü dalgayı görmeyi bekliyoruz dedi. Fakat önemli olan bu konu aslında bu dalgaların büyüklüğünün ne kadar olacağı dedi. Bu açıklaması önemliydi. Son olarak bugün Avrupa borsalarına baktığımız zaman endekslerde %1'e varan düşüşler görmekteyiz. Çünkü hem ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğin yarattığı tansiyonun etkisi var endekslerde. Diğer tarafta Avrupa'da toparlanmanın beklenen kadar hızlı olmayacağına dair endişeler söz konusu. Tabii gözler önümüzdeki hafta 750 milyar euroluk toparlanma fonu görüşmelerinde olacak. Fakat bugün yetkililerden gelen açıklamalar önümüzdeki haftaki toplantıda bir sonuç çıkmayacağı yönünde. Her ne kadar Almanya Başbakanı Merkel bütün ülkeleri ekonomik toparlanma konusunda birlik olmaya çağırsa da özellikle Hollanda'nın muhalif duruşunu devam ettirmesi endişeleri de beraberinde getiriyor Cumhur. Benim aktaracaklarım bu kadar. Yeniden söz sana bırakıyorum. Ceren, çok teşekkür ediyorum aktardığım bu notlar için. Eminim takip etmeye devam edeceksin. Bir taraftan dün akşam saatleri itibariyle 18-19 itibariyle Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun da COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Şimdi rakamlara, toplam vaka sayısına baktığımız zaman maalesef son dönem içerisinde, özellikle son bir ay içerisinde hem Amerika hem Brezilya'yı da maalesef toplam görülen vakaların %40'ı bu iki ülkedeydi. Tıpkı Johnson gibi Bolsonaro'nun da diğer ülkelerden ayrışan COVID-19 stratejisi vardı. Şimdi detayları almak için Bloomberg muhabiri Aline Oyama da bizimle olacak. Hi Aline. Merhaba Aline, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Biliyoruz ki son dönemlerde ABD ve Brezilya en fazla etkilenen iki ülke koronavirüs enfeksiyonlarından. Ve son manşet de Bolsonaro'dan geldi. Bolsonaro enfekte oldu ve ki sağlığı ne durumda? Evet, haklısınız, bu doğru. Dün kendisi bir açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Sadece ufak bir ateşi olduğunu söyledi. Herhangi bir şekilde sağlığıyla alakalı kötü bir şey olmadığını söylemedi. Toplantılar, yüz yüze olan toplantılar iptal edildi. Bazıları online'a çekildi. Bolsonaro çok fazla defa bu önemsiz bir virüs dedi ve bu bir griptir demişti, biliyorsunuz. Şimdi kendisi de enfekte oldu. Yerel medya şu an onun sağlığıyla alakalı birçok şey yayınlamaya çalışıyor ve hidroksiklorokin alarak tedavi görüyor. Biliyorsunuz bu hidroksiklorokin sıtma karşısında kullanılan bir ilaçtır. Trump da bundan bahsetmişti bir basın toplantısında. Çok yakından izliyoruz onun sağlık durumunu, ancak şu ana kadar iyi gibi görünüyor. Pekala, bu haber piyasalar üzerine etkili oldu mu? Ovespo'nun %1 düştüğünü gördüm, ancak diğer hisse piyasaları da aşağı yönlü bir performans gösteriyordu dün. Derin bir etki oldu mu Brezilya Real üzerine ya da Boğaspa'da? Evet, bu haberin etkisi çok da büyük etkili olmasa da etkisini gösterdi. Biraz daha kazançların tersine çevrildiğini gördük ve hisseler aşağı yönlü hareket etmeye devam etti. Kazançlarını biraz daha kayıba göre vermeye devam etti. Bolsonaro
sadece bu tarz semptomlar göstermeye devam edecek olursa bu haberin piyasalar üzerinde çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü ekonomik politikaların destekler bu şekilde iyi bir şekilde devam etmeye devam ettiğini görürsek, onun sağlığı bu şekilde endişe vermezse çok büyük bir piyasa tepkisi olmayabilir. Fakat algı şu an şu. Eğer kötüleşirse onun sağlığı daha fazla önemli hale gelecek bu haber ve ekonomiyi de daha fazla etkileyecek. Pekala, aynı zamanda sayılara bakacak olsak 1.7 milyondan bahsediyoruz enfeksiyon sayısı olarak. Sizce hükümet herhangi bir şekilde strateji değişikliği yapacak mıdır bu koronavirüsü ele alma tarafında ya da hangi noktadayız Brezilya'da, ne düşünüyorsunuz? Koronanın hangi aşamasındayız? Evet. Şu an hiçbir şekilde merkezi hükümet bütün ulusu kapsayacak bir karantina önlemi almadı, uygulanmadı. Bolsonaro herhangi bir şekilde izolasyonun karşısında yer aldı. Katı önlemlerin tamamen karşısında yer aldı. O yüzden yerel hükümetlerin kişisel olarak, bireysel olarak bir şeyler yapması gerekti. Bolsonaro'nun pandemiye olan tutuşunun değişeceğini söyleyemeyiz. Neredeyse 1.7 milyon vaka var dünyada. En fazla vaka görülen ikinci ülkeyiz. Şu anda pandeminin neresinde olduğunu da bilemiyoruz. Ancak pike ulaşmadığımızı söylüyorlar. Brezilya çok büyük ve virüsün yayılma hızı çok fazla, çok da arttı. O yüzden en zengin eyaletler de biraz dengelenme oldu. Nüfusun fazla olduğu noktalarda daha fazla ne olacak bilmiyoruz. Sürekli vakalarda artış olduğunu görüyoruz. Bugün bize katıldığın için ve bu detayları bizimle paylaştığın için teşekkürler Aylin. Evet, akıllı paranın şimdi bu bölümünde bir diğer konuğum Logos Portföy Yönetici Ortağı Berin Önder olacak. Biraz daha Borsa İstanbul'u, detaylarını, konut piyasasını, küresel piyasaları konuşacağız. Merhaba Berin Hanım, hoş geldiniz yayına. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Borsa İstanbul 100 endeksi dün itibariyle hem hacim rekoru kırdı, farklı nedenler olabilir ama rakam olarak 120 bin üzerine geldi. Bir taraftan bu zamana kadar gelirken toparlanmanın şekli üzerinde VW veya diğerleri konusunda hep konuşuluyordu. Sizce hisse senedi fiyatlamaların, bu toparlamaların harfiyle ya da farklı bir noktada mıyız, yoksa siz de konuyu hep likidite kısmına bağlayan taraflarda mı olacaksınız? Aslında birkaç gerçek üst üste çarpışıyor. Bence bu toparlamanın arkasındaki en önemli neden Türkiye emeklilik fonlarındaki biriken nakit ve son zamanlarda faizlerin hızlı düşüşüyle birlikte bireysel yatırımcıların alternatif getiri arayışına girmesi oldu. Dikkat ettiyseniz aslında son yıllarda, son iki senede borsadan 4,5 milyar dolarlık bir çıkış gerçekleşti. Bu çıkışta neredeyse IMKB 100'ün işte %20'sine denk geliyor ve biz yerli yatırımcı olarak hem yabancı çıkışının yerine koyduk hem de ciddi bir yükseliş oldu. Böyle baktığınızda da ben bunun tamamen reel getiri arayışıyla olduğunu ve faizlerin aşağı düşüşüyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla aslında yatırımcılar da hep yeni ufuklar arıyor. Bu çok önemli bir etken. Şimdi geçtiğimiz dönem içerisinde mesela yerli yatırımcıyla yabancı yatırımcıyı karşılaştırırken işlem yapma, hisse senedi seçme, portföylerini elinde tutma konusuyla ilgili farklı kriterler olduğunu görüyorduk. Şimdi içinden geçtiğimiz süreç içerisinde de bu yabancı çıkışını yerli yatırımcı aldı ve bu konuyla ilgili olarak portföylerinde de hani böyle bir aynı oynaklık, biraz daha sanki orta uzun vadelik bu parayı piyasaya sokmuş gibi de hareket ettiler. Bilmiyorum, bu konuya katılıyor musunuz? Şimdi bence yerli yatırımcıyı ikiye ayırmamız gerekiyor. Birinci yerli kurumsal yatırımcı, ikincisi de yerli bireysel yatırımcı. Kurumsal yatırımcı, haklısınız, daha uzun vadeli bakıyor. Daha likiditesi yüksek ama daha fazla hisse alabileceği şirketlere yöneliyor. Yerli bireysel ise uzun zamandır görmediğimiz bir yatırımcı kitlesi ve daha genç olduğunu düşündüğüm ve hareketi daha hızlı, daha çabuk, daha spekülatif hareketler yapan ve biraz daha da borçla hareket eden kesim. Şimdi ikisinin aslında
yatırımcı davranışı da birbiriyle çelişiyor. Yeni gelen yerli bireyseller hakkında da şu anda bence tam bir veri yok. Çünkü benim konuştuğum hep gençler deniyor. Yani bu yeni bir kitle, borsa içinde uzun zamandır görmediği bir kitle. Orada biraz daha spekülatif hareketler, küçük hisse senetleri, borçla hareket söz konusu. Biraz o kısma dikkat etmek gerekiyor. Peki şimdi bir taraftan da altını konuştuk. 1800 dolara geldi. Türkiye'deki hani evet bir tasarruf alışkanlığı içerisinde de oldukça yüksek altın miktarı da var. İkisini nasıl birleştirelim? Yani buradan buraya bir dönüş var mıdır? Yoksa ikisine kanalize olan tasarruf farklı bir yatırımcı kimliğinde midir? Bence farklı bir yatırımcı kitlesi var ama ikisinin çakıştığı bir nokta da var. Şimdi Türkiye'de uzun yıllar faiz ortamı vardı ve reel getiri söz konusuydu, çok az riskli. Şimdi bu ortam azalınca etrafımızdaki herkes, yani nakdi olan, birikimi olan herkes bir arayışına girdi. Bunun içinde gayrimenkul var, altın var, hisse senedi var, eurobondlar var, dolar var. Altın ve gayrimenkul yatırımcısının bir kısmı hiçbir zaman o yatırım araçlarından ayrılmıyor ve bunu bir güvence olarak görüyor. Ama altının fiyatları yükseldiği için ve faizde yeterli getiri olmadığı için de altına giren yeni bir kitle oluştu. Sanki altın yukarı yönlü ve kendisini koruyan mekanizma gibi altını yani finansal piyasalara alternatif yeni başlayan bir yatırımcı kitlesi var. Bunlar bence biz aslında finansal piyasalarda likiditeden dolayı bir coşku var ama unutmamamız gereken bir durum var. Covid-19 devam ediyor. Reel sektöre etkileri belli değil. Dolayısıyla birçok sektöre Haziran sonu bilançolarda etkisini göreceğiz. Korumak amaçlı altına girişin ben devam edeceğini ve bu yeni yatırımcı, altına yeni giren yatırımcı kitlesinde biraz büyüyeceğini düşünüyorum. Faiz konusundaki beklentileriniz nasıl oluşur? Dolayısıyla buraya gelen para hem konuştuğumuz şekilde Borsa İstanbul tarafı belki düşen TL getirisi, altında da hem alternatif arayış, faizlerin düşük olması, yurt dışında da sıfıra yakınsaması. Dolayısıyla faiz beklentileriniz nedir? Bu düşük faiz ortamının devam edeceği düşünülüyor ama bu süre uzar mı? Ne dersiniz? Bence uzayacak çünkü şirketlerdeki, yani sürekli bütün ülkeler ekonomiyi destek paketi açıklıyor ve baktığınız zaman genel politika bu durumu sürdürerek aslında biraz da varlık fiyatlarını, yani krizi uzun vadeye yaymaya çalışıyorlar ve böylelikle tedavi, şirketlerin tedavisi daha kolay olur diye düşünüyorlar. Bence düşük faiz ortamı 2020-2021'de sürecek. Belki biraz daha da uzayabilir. Fakat hani düşük faizde yetmezse ne gibi çareler olur onu şimdiden bilemiyorum. Baktığınız zaman Avrupa Birliği'nde özellikle Covid'in getirdiği daralma beklenenin daha üstünde. O yüzden düşük faiz ortamı biraz daha devam edecek. Tabii biz şimdi bu noktada finansal ürünler üzerinden fikirlerinizi almaya çalıştım ama bir taraftan da daha orta uzun vadeli, belki borçlanarak, belki güncel varlıklarla belli bir kesimin de konut tarafında talep oluşturduğunu, geçtiğimiz dönem içerisinde tıkanan belki ekozincir bu noktada ilk projelere bilmiyorum kayıyor mu, rakamlar önümüzdeki dönemde netleşir aktarırız ama konut piyasasıyla ilgili olarak siz nasıl neler düşünüyorsunuz? Geçtiğimiz 4-5 senedeki o biraz beklemiştik, işlemlerin azalmış olması ile ilgili durum ne olur? Açıkçası bunu da merak ediyorum. Duyabiliyorsanız beni, hani konut piyasasıyla ilgili beklentilerinizi alayım. Şimdi şöyle bir durum oldu. Konut piyasasındaki eldeki bütün stoklar belirli fiyatlardaki, yani ki stoklar aslında bitti. Benim gördüğüm etrafımızdaki 3-4 yıldır satılmayan konutların çoğu bitti. Burada iki etken var. Faizlerin çok düşük olması ve insanların yerli piyasada biraz daha alım yapmak istemesi. Fakat şöyle de bir durum söz konusu. Şimdiki maliyetlere baktığımızda inşaat sektöründeki maliyetler
yani satılan konutlar neredeyse maliyet fiyatına satılıyor. Bundan sonra tekrar yeni yapılan konutlarda maliyetler çok yüksek olacak. Dolayısıyla yeni maliyetlerle konut satılabilir mi, ne kadar satılır, ben ondan emin değilim. Ama şu an piyasada gördüğüm düzgün evlerde ve doğru fiyatlanmış evlerde çok ciddi talep var ve çok ciddi alım satım oluyor. Burada tabii kilit konu, herkes bir şekilde satın alma gücünü korumaya çalışıyor. Bir taraftan belli ölçülerde ya değişik dozlarda risk alarak diyelim. Dolayısıyla buradaki kilit soru esasında enflasyon. Burada işimiz önümüzdeki dönem biraz daha zorlaştı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Burada çünkü bütün bu anlatmış olduğunuz senaryonun merkezinde ya da para politikası ya da ekonomi politikası diye büyütelim, enflasyonun belli ölçülerde aşağıda kalacağı, büyümeyi desteklemek için faizlerin aşağıda kalacağı idi. Sizce burada bir zaman kaybı yaşar mıyız? Ya benim burada gördüğüm en ciddi sıkıntı, enflasyon rakamlarda %10 seviyelerinde olmasına rağmen gerçekte yaşanan, yani maliyetlerdeki yaşanan veya hissettiğimiz veya bir ürünü satın aldığınızda çok çok daha fazla. Dolayısıyla elinizdeki nakit bugün bir birim alabiliyorsa onun getirisiyle birlikte gelecekte onun çok daha az birim aldığını insanlar hissetmeye başladı. Yani bu enflasyondan farklı bir olay. Çünkü para basıldığı için dünyada elinizdeki paranın kıymeti azalıyor. Dolayısıyla yani belki konut fiyatlarında o kadar yükseliş görmüyorsunuz ama konutların içeriğine girdiğiniz zaman aynı kalitedeki konutun fiyatında ciddi bir yükseliş görüyorsunuz. Buradan yola çıkarak enflasyonu hissetmemizle gerçek enflasyon arasındaki farkı yatırımcılar algıladığı için çok talep görüyor. Bu bence önümüzdeki dönemde en çok konuşulan konulardan biri olacak. Fakat bunu nasıl adlandıracağız ben bilemiyorum. Çünkü bir tek enflasyon yok. Yani aynı kalitedeki malı nasıl alacağımızın konusu, yani o standart enflasyonun dışında konulara takılacağız. Muhtemelen buradaki konuyu gelir artışıyla ya da istihdam kaybını önüne geçirip bir de üzerine gelir artışıyla ya da satışlardan elde edeceğimiz katma değerle belki yaratabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Şimdi burada tabii ekonomi yönetiminin geçtiğimiz dönem içerisinde 2020'de COVID öncesinde hem ihracat hem turizm kısmında ciddi atakları vardı. Belli ölçüde sekteye uğradı, kabul ediyorum. Ama mesela şimdi bugün gelen o Türkiye imalat sektörü ihracat iklim endeksinde bir toparlanma var. Dolayısıyla küresel tarafta siz bizim özellikle ihracat pazarlarımızdaki veya çeşitlendirilmesiyle ilgili olan kısımla ilgili ne düşünürsünüz? Şimdi ihracat biraz daha kolay. Çünkü ülkeler toparlandıkça Türkiye gerçekten kaliteli ürün üretiyor. Ve orada bir toparlanma var. Ama bizim çok önemli bir gelir kalemimiz turizm. Ve turizmin ben kolay kolay toparlanacağını göremiyorum. Çünkü salgın nasıl önlenecek, işte uçaklara nasıl binilecek, o söz konusu. Herhalde önümüzdeki dönemde ihracat toparlanacak ama belki aynı sektörlerde değil, biraz daha sektör çeşitlenmesi olacak. Yani baktığımız zaman sağlık ürünleri, Türkiye'de şu anda çok ciddi bir yatırımcı kitlesi teknoloji yatırımı yapmak istiyor. Savunma sanayine yatırım yapmak istiyor. Eğer biz buralarda katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirebilirsek ve bu salgın Türkiye'ye buna yol açarsa belki eskisinden daha iyi bir ihracat ülkesi oluruz. Yani burada en önemli şey bu noktadan sonra geçmişte ürettiğimiz ürünleri değil de daha katma değerli ihracat ürünlerine geçiş sağlayabilir miyiz? Attığınız noktada eskiden rekabeti sağlamak adına kuru ucuz kılarak belki bir adım öne geçmeye çalıştık. Ama sizin söylediğiniz gibi bir dönüşüm gerçekleştirirse sadece fiyat üzerindeki bir avantaj değil, hani bunu
şeye katma değere döndürmek ya da kâra ya da gelire döndürmek daha kolay olacaktır gibi geliyor. Ama konu ne zaman ihracat olduysa bundan önce biz hep üzerine bir de dolar Türk lirasını, Türk lirasının değerini konuştuk. Reel efektif döviz kuru üzerinden veya diğer taraftan. O yüzden de yine söz ihracata gelmişken bu konuyla ilgili olarak dövizle ilgili beklentilerinizi de almak isterim. Yani şu anda Türkiye'de döviz bir noktada tutuluyor. Yani buna herkes inandı artık. Fakat döviz rezervlerimize de baktığımız noktada hassas bir noktadayız. Yani dünyada çok büyük bir kriz olmazsa ben kontrol altında olacağını düşünüyorum. Ama bizim tekrar yabancı yatırımcıyı stratejik ve finansal olarak Türkiye'ye kazanmamız şart. Bu da bir girdidir, bu da bir sermayedir. Dolayısıyla dövizin kontrol altında kalması için yabancı yatırımcıyı Türkiye'deki bütün yatırım araçlarına çekmemiz gerekiyor. Yoksa kırılgan bir noktada olduğumuzu düşünüyorum döviz olarak. Ama kısa vadede beklentim bu noktalarda kalması. Peki yabancı konusu dediğiniz zaman geçtiğimiz dönemde tenkit olması açısından işte açığa satış kuralı ön plana çıkartılmıştı son 2-3 hafta önce MSCI tarafından. 1 Temmuz itibariyle başladığımızı gördük. Elbette bu oldu diye bugünden yarına bir yabancı akımı görmeyeceğiz ama sizin buradaki hissiyatınız, tecrübeleriniz, çünkü zaman zaman hani biz yabancı çıkışı görüyorduk ama bu kadar uzun soluklu, bu kadar 2013'ten 2020'ye gelirken bir trend haline almış şekilde çok da alışkın değildik. Dolayısıyla buradan sonrası için neler düşünürsünüz yabancı yatırımcıların portföy işlemleri için? Yabancı yatırımcılar Türkiye'de en çok rahatsız oldukları nokta kuralların sık sık değişmesi. Belli bir kural içinde yatırım yaptıktan sonra yatırımın ortasında kuralın değişince rahatsız oluyorlar. Çünkü belli bir risk seviyesinde yatırım yapıyorsunuz. Yani bu artık bizim hükümetin yatırımcı politikasında nasıl bir strateji izleyeceğine bağlı. Yoksa ülke olarak Türkiye şu anda çok cazip, fiyat olarak çok cazip. Bir başka şey de bizim cazip şirketlerin halka arzını gerçekleştirmemiz lazım. Yani bizim borsamızda şu anda halka açık şirketler çok bizim daha bir eski nesil şirketler. Yani şu anda ise tamamen dünya borsalarını götüren teknoloji, dijital bankacılık, oyun şirketleri. Yani bizim burada hala stratejimiz net değil. Eğer büyük çaplı halka arzlar ve yatırımcılara güven ortamını yaratabilirsek Türkiye'nin cazibesi artar. Son olarak size Nasdaq'ta hala potansiyel görür müsünüz? Çünkü genel anlamda siz odaklandığınız yer borsaya İstanbul tarafındaki şirketlerde de olsa iyi olur dediğiniz kısım teknoloji tarafıydı. Bundan 3-5 ay önce de böyleydi. Evet. Dolayısıyla son Nasdaq'ta gelinmiş olan fiyatlamaları sorayım size. Şimdi ben size bir bilgi daha vermek istiyorum. Çok fazla sayıda holding ve üniversiteler yatırım fonları kuruyorlar teknolojideki küçük şirketleri desteklemek ve oradaki fırsatları aramak için. Dolayısıyla belki 200 sene sonra bütün bu şirketler Türkiye borsasına gelecek. Umarım biz onları Nasdaq borsasına kaptırmayız. Nasdaq'ta ben potansiyeli görüyorum ama her işte olduğu gibi teknolojide de iyi şirketler ve kötü şirketler olacak. Maalesef teknolojide de çok fazla boşa giden para da var. Bunların arasında iyi şirketler ise yani fiyat sınırı tanımıyor. Tahminimizin çok çok üstünde bir rakamlara gidiyor. Ben aynı trendin devam edeceğini düşünüyorum. Berin Hanım çok teşekkür ediyorum bugün katıldığınız ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Şimdi akıllı paraya kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından durağımız Londra olacak. Aberdeen Standard Kademli Yatırım Müdürü James Etty ile biraz da küresel piyasaları konuşacağız. Akıllı paranın son bölümündeyiz. Hiç şüphesiz ki Covid-19 süreci boyunca ilk olarak yükü merkez bankaları almıştı. Bozulan finansal durum endekslerini yaptıkları faiz indirimleriyle, rahatlattıkları varlık fiyatlarıyla başarmışlardı. Grafiğimize baktığımızda özellikle Mart ayında yaşanan düşüşün birlikte
Fed'in hem bilançosunu büyüttüğünü, faizleri aşağıya çektiğini, bu noktada hisse senetleri ve kredi piyasalarında nispeten yatay hale getirdiğini görmüştük. Şimdi dün akşam itibariyle yine Fed başkanlarından Clarida Mester Bostic önemli açıklamalarda bulundu. O toparlamayı bir izleyelim, üzerine konuşalım. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonominin pandemiden daha ne kadar hasar göreceğinin belirsiz olduğunu vurgulayarak, Fed politikası artık teşvik değil, ekonomiyi desteklemeye hedefliyor dedi. Daly, COBI kredi programının etkili olup olmadığına odaklandığını ve bu konuda başka bir adamın gerekip gerekmediğine henüz karar vermediğini söyledi. Talep şokunun enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaptığını kaydeden Daly, iş gücü piyasası beklenenden iyi ama yine de sağlıklı olmaktan uzak dedi. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ekonominin seyrinin virüsün seyrine bağlı olduğunu, Fed'in bazı senaryosunda çift tipli durgunluk öngörülmediğini söyledi. Clarida, ekonominin toparlanmaya başladığına dair işaretler gördüğünü ve kredi akışının iyi düzeyde olduğunu belirtti. Clarida, yapabileceğimiz daha çok şey var ve gerekirse daha fazlasını yapacağız ifadesini kullandı. Fed'in finansal kuruluşlardan sorumlu başkan yardımcısı, COVID-19'un 2008 krizinden bu yana finansal sistem için en büyük test olduğunu ve finansal sistemin daha fazla zorlukla karşılaşacağını savundu. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, pandeminin verdiği zararı azaltmak için ABD ekonomisinin daha fazla mali desteğe ihtiyaç duyacağını söyledi. Destekleyici para politikasının uzun bir süre devam etmesini bekleyen Mester, ekonomide pandemi öncesi seviyelere dönmek uzun zaman alacak, virüs tüm bunların belirleyicisi olacak dedi. Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic, Fed'in kredi olanaklarının piyasadaki gerilimi azalttığını söyledi. Bostic, işletmelerin pandeminin beklenenden uzun süreceğine dair endişelerinin yükseldiğini belirterek, artan vakaların iyileşmeyi tehdit ettiği uyarısında bulundu. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in büyük bilançosunun enflasyonu artırma şansının hala düşük olduğunu belirterek, Fed'in tekrar harekete geçmesi için alan gördüğünü söyledi. Şimdi telefon hattımızda Aberdeen Standard Kıdemli Yatırım Müdürü James Etty olacak. Hi James. Merhaba James, Açık programımıza hoş geldiniz. ABD ekonomisiyle başlamak istiyorum. Dün çok büyük bir trafik, haber trafiği vardı Fed başkanları tarafından gelen. Ne düşünüyorsunuz? Sizce Fed teşviğe devam etmeli mi? Yoksa ABD ekonomisinin buna gerçekten ihtiyacı var mı yok mu? Merhaba, iyi günler diliyorum. Öncelikle beni davet ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Bence şu an için herhangi biri için, Fed'i bırakın, herhangi biri için bir şey söylemek, çok güvenli bir tahminde bulunmak çok zor. 3 ile 12 aylık bir süre için tahminde bulunmak çok zor. Zaten şu an herhangi bir para politikasının 12 ay sonra nerede olacağını söylemek şu an için çok zor. Fed çok fazla şey yaptı. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Ve bunun da çoğu finansal piyasalara yönelikti. Reel ekonomiye etki etmekten ziyade ve bu da çok büyük bir problem yarattı bence ki bunun da gerçekten ele alınması gerekiyor. Benim çok büyük bir endişe kaynağım bu. Fed çok fazla şey yaptı bana göre ve şu an şirket tahvil piyasasını etkiliyor doğrudan ve o taraftaki etkisinin bence ele alınması gerekiyor. Bence bu şekilde genişleme yapmaması gerekiyor. Bu şekilde desteğini genişletmemesi gerekiyor. Fed bir süre böyle kalacak ve farklı yollar da arayacaktır zaten. Finansal piyasaları kötüleştirmeden bir şekilde geri çekmeye çalışacaktır. Reel ekonomiye olan etkileri biraz daha kısıtlı ve o yüzden o noktada destek sağlamak, tüketicileri desteklemek biraz daha hükümete kalıyor gibi diyor zaten Fed. Faiz oranları aşağıya geldikçe altın bir kez daha yukarı yönlü trendde. Sizce büyük bir kırılma görür müyüz burada ya da sizce 2011 yükseklerini test eder miyiz? Evet, kesinlikle ben altının yükseleceğini düşünüyorum ve çok çok daha yüksek fiyatları göreceğimize inanıyorum. Kriz sonrası 2010, 11, 12'den sonra gördüğümüz seviyelerin çok daha yükseleceğini söyleyebilirim. O seviyelerin çok altındayız. Ve şu ana kadar hükümetler ve merkez bankaları özellikle de ABD'de ve genel anlamda her yerde çok aktif bir şekilde destek sağlamaya çalışıyorlar. Kendi para birimlerini desteklemeye çalışıyorlar. Ve tüketici fiyat enflasyonunu biraz daha yükseltmeye çalışıyorlar. Enflasyon hala onlar için çok önemli.
Ve bunu sadece hisse piyasasına bakarak da görebilirsiniz. Mesela gayri safi yurt içi hasılaya olan ilişkisine bakabilirsiniz ya da şirket karlılıklarıyla hisseleri biraz kıyaslayarak bakabilirsiniz. ABD hisselerine dönüp bakın sadece. Şu an yapılan şeylere rağmen etkinin biraz daha az bile kaldığını söyleyebilirsiniz enflasyon tarafında ve o yüzden satın alma gücü biraz daha düştü. Altına o yüzden bu kadar giriş olmaya çalıştığını görüyoruz. O yüzden de gelecekte çok çok yüksek altın fiyatları bekliyorum ben. Pekala, 2018 ve 19 yıllarında çok yakından izlediğimiz şey ABD ve Çin arasındaki gerginliklerdi. Bugün terminalde haber tarafında gördük ki bazı detaylar açıklandı. ABD Hong Kong dolarını hedef alabilir haberinin detayları açıklandı. Yani PEG'den çıkabilir, çıpalı olması durumu tehdit altında olabilir. Sizce bu gerçek bir kur savaşına dönüşebilir mi? Bence bu zor bir şey, biliyor musunuz? Hong Kong dolarının ABD dolarına çıpalı olması bir ABD'nin yaptığı iyilik olarak görülmüyordu zaten. Bu uzun zamandır yapılan bir şeydi. ABD ve Hong Kong arasında yapılan bir anlaşmanın sonucu olarak gerçekleşen bir şeydi. Yani herhangi bir para yöneticisinin buna dair resmi bir açıklaması olmadan bir anda olan bir şeydi. Bir anlaşmayla olan bir durumdu. Evet, ABD bunu yapabilir mi? İşleri biraz daha zorlaştırabilir mi? Seçenekleri var tabii ki. Biraz daha zorlayabilir. ABD'nin ve ABD doları ile yapılan yatırımların biraz daha önüne geçebilir. O yüzden ABD kendini biraz daha geri çekerek Hong Kong'u zorlayabilir. O taraftaki doları zorlayabilir diyebiliriz. ABD siyasi tepkisinin en büyük tehdidi bu olabilir. Çünkü şu an ulusal güvenlik yasası gereği ABD yönetimi, Trump yönetimi Çin'in karşısında birçok şey yapmaya çalışıyor. Ancak bunun yapılması çok işleri çok farklılaştırabilir. Şu an Hong Kong'un bu çıpalı olma durumunun gerçekten tehdit altında olduğunu düşünmüyorum. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler Sayın James. Umarım yakın zaman tekrar görüşürüz. Böylelikle akıllı paranın sonuna geldik. ABD vadeli piyasalarla devam edeceğiz. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Dün Fed başkanlarından biraz durum tespiti, biraz sözlü yönlendirme, ihtiyaç olduğu durumda geçmiş dönemde olduğu gibi Mart'ta destek sunabileceğiyle ilgili mesajlar vardı. Ancak spot tarafta %1'in üzerinde eksiler görmüştük. Bugüne baktığımızda vadeli piyasalarda yatay diyebiliriz. Dow Jones 25.780 seviyesinde, Nasdaq 10.560, S&P 500 ise düne göre %0.10 artıda 3.139 seviyesinde. Veri ajandası boş, açıklanacak önemli bir açıklama, ekonomik veri bulunmuyor. Fed başkanlarından Bostic bugün yine saat 19.15'te konuşacak diyelim ve sözü finans merkezine devredelim. Hoşçakalın. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu.